Değerli akrep burçları, 7 Aralık 13 Aralık akrepler ne yapıyorsunuz bakayım? Evet, çok sinirlisin, gerginsin, acayip patlama evresi yaşıyorsun. Yani orayı düzeltiyorum, burası bozuluyor. Şurayı toparlıyorum, şurası bozuluyor. Şu kişiyi düzeltiyorum, dengesi bozuluyor. Yani işte böyle bir alan düzeltmek, alanı kontrol etmek, aralığı düzeltmekten o kadar çok bunaldın ki. Yani sistemi sen düzeltiyorsun, biri sanki eliyle bir itiyor, sistem tekrar başa döndürüyor sizi. Bu hafta bunların hepsini, altyapısını çözeceksiniz. İşinizle ilgili pürüzler gerçekten bitecek ve rahata ereceksiniz. Hatta ve hatta bulunduğunuz sistemdeki insanlar sizin haklı olduğunuz ve haklı olmanıza rağmen arkanızda durmadığını ifade eden diyaloglar sizi gerçekten şey yapacak. Evet, ben bunun için mücadele ettim ve bu koltuk benim. Yani müdürseniz üst düzey, yardımcıysanız müdür, asistansanız müdür yardımcılığı dediğiniz kapılarımız bu konuda aydınlık. O yüzden yerinizde mertebe ve konum değişiklikleri sizi mutlu edecek olarak uyarı vermişim. Özellikle güzellik merkezi, sağlık sektörü, yani sağlıkla alakalı alanlarda çalışan akrep burçlarında parasal evrede çok büyük bir kazanç ve daha büyüme noktası sağlayacaksınız. Hatta kendinize küçük bir ofis ya da kendinize küçük bir alan ya da güzellik merkezi açmak isteyen akrepler start veriyorum, yapın. Hani bu pandemide mi diyeceksiniz? En azından kafanızdaki oturtmaya çalıştığınız profili nerede yapacağınızı, nasıl bir sistem yapacağınızı, bununla ilgili altyapıları oturtup yani ben start verirdim. Çünkü siz çok başarılı ve acayip de el enerjiniz kuvvetli, yapın dedim. Özellikle büyük firmada satış, getir götür, emlak işi yapan özellikle akrep burçlarında bu dönem satışlar çok daha yoğun olacak. İyi primler, iyi kazançlar alma durumunuz var. Aile işini yapan ya da kendi işini yapan da bu ara böyle bir durağanlık yaşayacaksınız ama risk altında değilsiniz. Boşuna kendinizi tribe sokup biz riskliyiz, biz riskeyiz demeyin. Çünkü bazı külleriniz size her zaman yetebilecek kadar güce sahip. O yüzden sizin inandığınız ticaret zekanız sizi hiçbir zaman mağdur etmez. O yüzden endişe etmeyin diyorum. Özellikle ne bileyim, kötü alışkanlığınız ne olabilir? Alkol, sigara. Ya bu tarz şeyleri eğer biraz daha azaltırsanız nefes darlığınız, bronşlarınız ve bu noktalarınız hassas gözüküyor. Nodülleriniz özellikle hassas gözüküyor. Lütfen bağımlı olduğunuz ve bu bağımlılıklarınızla alakalı biraz hani uyku bile düzeninizi düzeltmeniz sizin vücudunuzun enerjisine iyi geleceğini düşünüyorum. Lütfen biraz daha azaltın, vücudunuzdaki dengeler otursun diyerekten. Ailenize ait uzun süredir devam eden mahkeme olabilir. Yani suçsuz yere yargılanıyor olabilir. Ya da uzun süredir kapılarını açılıp rahata ermesini istediğiniz ya da temiz kağıdı almak isteyen bazı akreplerde sürpriz olaylar, af ya da yenilikler evresi olacak. Ya da siz evinize giremez asla affetmiyorum dediğiniz kişiyi affedeceksiniz. Bağlarda daha büyük bir güçlenme, hatalı insanlar adım atıp sizden özür dileyecek. Özellikle kalben kırıldığınız kim varsa gerçekten helallik isteyecek. Siz haklıydınız. Aynı tavrınızı devam ettirin. Özür dileyene kadar. Özür de en büyük erdemdir. Dilediği zaman siz de affetmeyi erdemlik olarak kabul edin değerli akrep burçlarım. Evinizi satıp farklı bir yerden yatırım yapmak isteyen ve şehir değil de biraz şehrin dışına taşınmak isteyen bazı akrepler bu plana gerçekleştireceksiniz. Ev satışınız, emlak anlaşması, satış gerçekleşecek. İstediğiniz noktada bir ev muradınız var. Hayırlı olacak diyorum. Özellikle sizin de uzun süredir perdenizle ilgili bir pürüz var. Yani böyle çekmeli perde kullananlar özellikle. Ne diyorduk biz ona? Panjur değil, evdeki stor. Çok kirleniyor ve temizleyemiyorum. Yani evimin enerjisi bu perdelere gözüm takıldı, değiştirmek istiyorum diyenler. Evet, bence düz perde, tül ne kullanıyorsanız bunu yapın. Çünkü bu konuda siz takıntılısınız ve mutsuz oluyorsunuz. Annenizle alakalı özellikle kadınsal bölgesinde göğüs ya da rahim ya da ablanız ya da eşinizle alakalı böyle bir sıkıntı olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Bir ameliyat ya da bir tedavi dönemi başlayabilir. Sonu hayırlı, endişe edilecek bir şey değil ama kontroller devam edilsin diyorum. Uzun süredir kafanızda düşündüğünüz biriyle bir erkekle bir ortak iş yapmak isteyen kadın, özellikle kadın enerjisi alıyorum. Ya da kadın enerjisi olan bir erkek, bu enerjiyle bir ortak iş yapacaksınız. Çok büyük bir kazanç sağlayacak ama Instagram,
YouTube ya da farklı bir alanda yapacaksınız. Çok büyük bir oluşum var. TV programı yapmak isteyen akrepler yapabilir. Böyle bir anlaşmanız ya da YouTube kanalı açıp böyle bir isim yapmak istiyorsanız doğru bir dönem, bunu başarabilirsiniz. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Instagram sayfalarım Astrolojiden Ne Haber ve eAkkaya Official sayfalarımı da takip edebilirsiniz değerli akrep burçları. Mutluluk, aşk, sevgi, her şey size olsun.